Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok şahane lokum gibi. Memnun musunuz? Memnunum. Yani memnun olmayayım ki, kayınlarda berber mi olayım? Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz kazanmışız canım benim. Memnunsunuz sonuçlarla? Çok memnunum. Abi merhabalar, seçim sonuçlarından memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz seçim sonuçlarını? Neyse olsun. Yani herhalde böyle hayırlısı da böyle oldu. Davya albücertine rasi barzdır vazne bu. Şu ale gele kurdu emnerkinin. Yani encame ki barz desna kısıyı. Bir albücertine de mekurda andakir yani. Hem serineketine. Her ali de hem dönüyorum mekurda albücertine ki başvurun darbaz nekir ye. Hem karın bir geçtiş boya kurdu hem sağa beş. Hemen dışarı darçalda darbaz fikir. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Süper. Süper. Memnunsunuz sonuçlarda? Çok memnunuz. Hem de çok memnunuz. Kime çok. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyiydi. Sonuçlar çok güzel oldu. Şahane olmuş. Abi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci turum Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Evet. Memnun musunuz sonuçtan? Vallahi biz de insan gibiyiz abi. Memnun değilsek de memnun olacağız. Yapacak bir şey yok. Seçimdir. Kazanan zaten belli oldu abi. Ondan sonra ülke için hayırlısı neyse oldu. Allah'a şükürler olsun. Bu günleri gördük. Allah bir de bize daha güzel günleri nasip edecek. Gerçekten Allah yolunda olan bir adamdı. Rabbim onunla oldu. Bütün dünya onunla olmasına rağmen Hazreti Yusuf gibi yine başardı. Ben 2000'li yıllarda ne çektim oğlum? Bana sorsalar benim kızım hastaydı, hastanelere götürüyordum. Ambulans istedim diyorlar, sana ambulans vermiyoruz. Onların döneminde. Ama şu an başka ülkelerden hastaları alıp getiriyor. Namkör olmayalım. Şimdiki gençler bilmiyor ama gelin bize sorun. Bugünleri Rabbim bize aratmasın. Sağlıkta çözüm yaptı. O bile yetiyor bize ya. O bile yetiyor. Daha ne istiyoruz? Hastalarımız ölüyordu. Yoğun bakımdan çıkan çocuklar küvezlerde ölüyordu. Onları bir göz önüne alalım. Değil ki bugünkü menfaati. Yok efendim şunu yapacağım, yok efendim şunu yapacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, ben seni gördüm. 2000'li yıllarda benim kızım ölüyordu. Ambulans istedim. Bana ne diyorlar? Kendi imkanınla götür diyorlar. Biz buralı değiliz. Ülkemiz için hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Abi merhabalar. Seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyorduk ama kazanmadı. Canımız olsun. Yapacağım bir şey yok. Seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi benim için HDP önemliydi. Demokratik Yol Parti. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu da destekliyoruz ama olmadı. Memnun musunuz peki sonuçlarda? Kesinlikle. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. Çok aşırı derecede pahalılık var. Yani ben bunları eleştiriyorum hepsini. Teşekkür ederim. Vallahi hayırlısı neyse olmuyor zaten. Duyacak bir şey yok. Seçim sonuçlarından memnun musunuz peki? Tabii ki memnun olmasa ne yapabiliriz? Memnunuz tabii canım. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun millete, vatana. Seçim sonuçlarından memnun musunuz? Yahu da seçim bize ne ya? Vallahi bilmiyorum, ben kararsızım ya, ben oy da kullanmadım ben ya. Peki sonuçlardan memnun musunuz? Ya bu mülteciler açısından kötü oldu aslında bakarsan. Ya hiç iyi olmadı yani. Hani CHP'nin kazanması biraz daha en azından mültecileri gönderirdi. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence seçim sonuçlarını mülteciler ve Almancılar belirledi diyebiliriz. Çünkü küçük bir oranla kazandı. Yani baktığın zaman ülkemiz daha iyi olmak yerine ülkemiz artık mültecilerin bir barınma kampı olacak. Bir de AK Parti şu anda büyük ihtimalle ekonomiyi daha da kötü yapacağını biliyoruz. Artık ekmeği 15 liradan alırız. Art dolar 50 lira olacak diye tahmin ediyoruz. Yani artık her şey bize müstahak. Kendinize bak. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonuçta olduğu gibi zaten belliydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı belliydi. Ondan dolayı. Peki sonuçlardan memnun musunuz? Yani memnun olsak ne olur, olmasak ne olur. Aynı şey yani. Değişecek hiçbir şey yok. Abi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz da. Beklediğiniz sonucu aldınız mı? Memnun musunuz? Memnun muyum? Memnun değilim ama bekledim sonuç çıktı. Hiç şaşırmadım yani. O yüzden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hocam merhabalar. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz da. Vallahi bitti gitti seçim. Başka bir şey kalmaz. Memnun musunuz peki sonuçlardan? Vallahi işte olmuş. Memnun olsa olmasa olmuş. Odur. Vallahi geçiniyoruz gidiyoruz. Memnun değiliz o kadar. Gençler merhaba. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz da. Hocam 10 numara yani, güzel. Memnunsunuz? Memnunuz abi ya. Başka bir şey o zaten. Odur zaten. Bak, öbürü gelse de aynı şey değiştirmez yani. Arkadaş tam Tayyipçi. Allah'a emanet.
Hacı amca merhaba. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık geçti. Ne söyleyeceğim? Memnun musunuz sonuçlardan? Yok oğlum, memnun değiliz. Hocam merhabalar. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyorum. Bilmiyorum. Beter olsunlar. Ülke hak ediyor bunu. En iyisi susma hakkım yok olanayım. Memnun musunuz peki sonuçlardan? Hayır, kesinlikle. Silah zoru bir seçim oldu. Gençler seçimi nasıl yorumluyor diye soruyoruz da. Abi seçim, hiç konuşmak istemiyorum. Memnun musun peki? Abi Allah'ın dediği olur. Hocam merhabalar. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz da. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Memnun musunuz peki sonuçlardan? Çok şükür. Hocam merhabalar. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz da. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Yani beklediğimiz gibi olmadı. İnşallah bir sonraki seçimlerde daha adil, daha her şeyle adil bir şekilde bir seçim diliyorum. Teşekkür ederim. Memnun musunuz peki sonuçlardan? Değilim. Çünkü şeffaf olmadığını düşünüyorum. La seçim sonuçları güzel çıktı. Fena çıkmadı. Sıkıntı yok. Memnun musunuz peki sonuçlardan? Valla güzel çıktı. Hak neyse olsun. Memnun musunuz peki sonuçlardan? Yok ola memnun değiliz. Memnun olmamanızın sebebi nedir? Yani 20 yıldır iktidarda yani başka kişilere bıraksın yani. Hani bu kadar diktatörlük de olmaz. Hani karşıyız, gerçeği konuşsa karşıyız. Ama yani yeter artık. Millet bir 20 yıl yapsa 25'i bıraksın. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Seçim sonuçları çok güzeldi ama Siirt hiç güzel çıkarmadı. Tayyip çıkarmadı abi. Daha fazla çıkarması lazımdı. Millet nankördür bence. Niye vermiyorlar? Haksız mıyım? Kazandık abi yine de. Hocam merhabalar. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz da. Vallahi hak eden kazandı. Öyle. Memnun musunuz sonuçlardan? Yani bizim için sıkıntı yok. İyi olan kazansın. Abim seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz da. Abi ola tek kelimeyle Türkiye kaybetti. Başka bir şey yok. Memnun musunuz peki sonuçlardan? Hiçbir şekilde memnun değiliz. Yani ülke bildiğin cahillik kokuyor. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hepsi hile. Hileden başka bir şey yoktur. En büyük şehirler hep ilerideydi. Bizim Güneydoğu komple ileride. Acaba 2-3 tane şehir Cumhurbaşkanı aldı. Hepsi buna mı kaldı? Anlamadım ki bunu. Sanki yabancı mı var burada? Hepimiz aynı değiliz. Aynı gemide değiliz. Yazıktır bir de ayıptır. Ayrım gayrımlık yapmasın. Bölücülük yapmasın. Biz bölücü değiliz, bölücülük sevmiyoruz. Bu toprağın sahibiyiz. Hocam merhabalar. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Var olan seçim adaletli bir seçim veya adaletsiz bir seçim, bunu halka bırakıyorum. Biz Kürtler olarak kendi açımızdan baktığımızda Kürtlerin bu seçimde ne kazandığı ne kaybettiğini yorumlamamız gerekiyor. Ülkenin ekonomik durumu, hani refah durumu, bölgenin durumunu değerlendirmek lazım. Bunu şöyle değerlendirmemiz lazım. Kürtlerin şu an eğer binlerce dosyası, milyonlarca dosyası cezaevinde ya da binlerce insan eğer hükümlü şekilde cezaevindeyse, bu seçimin bize kazandırdığı bir şey yok. Kürt politikası üzerinden hem CHP'nin ve hem diğer partilerin yürüttüğü bir politika vardı. Ama yürütülen politika Kürtlere dönük herhangi bir çözüm politikası değildi. Biz bu seçimde de gördük ki Kürtler ne kadar yalnız kaldığını da gördük. Kürtlerin tekrardan önümüzdeki seçimlerde ne yapacağını, ne edeceğini, doğru bir politika yürütmesi lazım. Peki siz memnun musunuz sonuçlardan? Kişi olarak ben muhalif olduğum için memnun değilim. Hocam size soralım. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben Erdoğan sevmez. Kılıçdaroğlu çok seviyorum. Keşke Selahattin açık açık kalsaydı. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Eyvallah. Sesi baş. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle olacağı belliydi. Hani halkımız takdirini kullandı. Hayırlısı olsun. İnşallah 5 yıl sonra hani farklı sonuçlar alacağız. Hani inşallah çocuklarına falan geçmez bu iş. Saltanat mı diyelim artık, ne diyelim. Desteklediğim aday değildi. Peki sonuçlardan memnun musunuz? Değilim, hem de sandık güvenliğinden de hani memnun değiliz. Urfa'da falan ikişer üçer oy atıyorlardı. Yani zaten böyle olacağı belliydi. Ben zaten Diyarbakır Evlat nöbetindeyim. Seçimde memnunuz. Niye memnun olmaz? Mesela bu
Cumhurbaşkanı gibi kim olacağız böyle insan? Ne dese yapmış. Bize makarnacı diyordular. Biz AK Parti'ye ev veriyoruz ya. Bize makarnacı diyordular. Her bize makarnacı olsaydık biz de Kılıçdaroğlu oldu ki her iki, ben emekliyim. Her iki bayramdan size 15 bin lira para vereceğim. Her bir makarnacı olsaydık biz Kılıçdaroğlu'na verecektik. Niye vermedik? Demek makarnacı değiliz. Onlar makarnacıdır. Peki seçimlerden memnun musunuz? Evvallah biz memnunuz. Bizim adamımız kazandı. Artık daha Allah'tan ne istiyoruz?